Akın ile tanışın. Kendisi fit bir vücuda ve güzel bir görünüme sahip olmak istiyor. Gelin kendisine kasların nasıl çalıştığını ve onları nasıl geliştirebileceğini gösterelim. Akın'ın vücudunda vücut ağırlığının 1 bölü 3 ile yarısı arasında bir oranda ve 600'den fazla sayıda kas mevcuttur. Bu kaslar vücudu bir arada ve dinç tutar. En önemlisi de hareket edebilmemize yardımcı olurlar. Bir örnekle açıklayalım. Akın bir kutu önünde duruyor ve kaldırmaya hazırlanıyor. Beyin ve kaslar hazır. Öncelikle beyni kolları içindeki motor nöronlara sinyal gönderir. Kollar bu sinyali alınca harekete geçerek kasların kısılıp gevşemesini sağlar. Bu gevşeme kısılma hareketi de kol kemiklerini harekete zorlayarak kutunun kaldırılmasını sağlar. Kutu tamamıyla demirden olsaydı Akın'ın kol kasları tek başına başarılı olamayacak ve beyni vücudun diğer kaslarından yardım istemek zorunda kalacaktı. Akın ayağını yere iyice sağlamlaştıracak, karnını içeri çekerek dizlerin gerecek ve sinir sistemi yeterli gücü bu şekilde yaratma yoluna gidecekti. Bütün bunlar meydana gelirken Akın'ın kas liflerinde ise bambaşka bir hücresel değişim yaşanmaktadır. Kaslar zorlanmaya maruz kaldıkça mikroskobik yıkım yaşarlar. Kötü bir şey midir bu? Tabii ki hayır. Çünkü yıkım yaşayan hücrelerde yaralanmayı onarma adına sitokin adında inflamatuar molekül salgılanır. Kas gelişimi de bu şekilde olur. Akın kas dokusuna ne kadar zarar verirse vücudu da bir o kadar iyileşmeye ihtiyaç duyacaktır. Tüm bu döngü işlemleri ona daha büyük ve daha güçlü kas dokusu olarak geri döner. Ne var ki Akın'ın kasları gün içerisinde kas gelişimi için yeteri kadar baskılamaya maruz kalmaz. Az önce de söylediğim gibi kas gelişimi için hipertrofi adı verilen kasların alışık olunandan daha çok baskılamaya maruz bırakılması gerekmektedir. Akın kaslarını biraz da olsa baskıya maruz bırakmazsa kas atrofisi denen kasların incelmesi problemi ile karşılaşabilir. Tam tersinde ise kasları çok çok yüksek gerilimlere ve baskılara maruz kalırsa eksantrik kasılma adı verilen durum gelişir. Tabii ki de Akın kaslarını geliştirmek için çeşitli fiziksel aktivitelerden fazlasına gereksinim duymaktadır. Yeni doku oluşumu için düzgün beslenme ile edinilen protein, amino asitler yoluyla kas kütlemizi muhafaza eder. Düzgün beslenme ile alınan protein, insülin ve testosteron gibi doğal salgılanan hormonlarla dokunun gelişmesine katkı sağlar. En önemlisi ve ilginci ise iyileştirme sürecinin Akın'ın gece uykusu esnasında meydana geliyor olması. Genetik faktörler de bu gelişim esnasında etkili olabilmektedir. Akın'ın kas yıkımında ve neticesinde kaslarının oluşumunda vücudu diğer bazı insanlardan daha hızlı ve güçlü bir tepki veriyor olabilir. Cinsiyet ve yaş gibi etkenler de kas onarım mekanizmasını etkileyebilmektedir. Daha çok testosteron hormonu üretimine sahip genç bir erkek olan Akın, kas gelişiminde gerek hem cinslerinden gerekse de karşı cinsten daha öndedir. Sonuç olarak Akın, vücuduna gerektiği kadar kas yıkımı yaşatır, iyi beslenir, buna kaliteli bir dinlenme eşlik ederse ve bu işlemi de düzenli aralıklarla tekrarlarsa kas gelişimi mümkün olduğunca daha da güçlenir. İronik olan da insan hayatı kalitesinin tıpkı kas yıkım ve kazanım dönüşünde olduğu gibi zorluk ve stres ile başa çıkılmayı gerektirmesi değil midir?